Koku alamama hastalığı koku duyusunun kısmi ya da tam olarak kaybıdır. Eğer koku alma duyunuzu tam olarak yitirmişseniz biz buna koku körlüğü adını veririz. Koku körlüğü doğuştan olabilir ya da sonradan kazanılmış olabilir. Eğer koku alma duyunuzu kısmi olarak yitirmişseniz biz buna hipozmi ya da diğer adıyla az koku alma durumu adını veririz. Bu da özellikle bir takım üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında, bir takım kafa travmaları sonrasında ya da bazı nörolojik hastalıkların erken bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Alzheimer'da herhangi bir nörolojik bulgu ortaya çıkmadan 2 ya da 3 yıl önce koku alma duyusunda bir yitim meydana gelmektedir. Koku alma bozukluğu veya koku alma hastalıkları koku duyusundaki bu tür niceliksel bozulmaların yanı sıra niteliksel bozulmalarda da ortaya çıkar. Özellikle kötü koku alma ya da kokuları farklı alma ya da hayali koku alma gibi durumlar koku alma bozukluğu nedenlerinin alt grupları olarak karşımıza çıkmaktadır.